Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Zülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 14 Eylül 2023 transferin bitmesine 48 saatten az bir süre kaldı. Ama neler izleyeceğiz neler göreceğiz hep birlikte bekleyip yaşayıp göreceğiz. Öncelikle Fenerbahçe'yi bekleyen bir defans krizi var. Ne defans hocam 6 numara krizi var ya Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor ki muhtemelen de alacaklar. Şimdi Temmuz ayında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'de ertelendi. Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den de 3 isim davet bekliyor. Enteresandır. 3 de savunmada. Birincisi Bright Osayi Samuel. ikincisi Mısırlı Omar Fayet. Yalnız Omar Fayet o tarihlerde Fenerbahçe'de olmayabilir. Kanalı Alexander Ciku Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor. Savunmanın merkezindeki iki kişi diyelim. Hani üçüncü sezonu yaşıyor. Osayi, Ciku Fayet organizasyonda giderlerse en az dört maç uzak kalacaklar. Böyle bir durumda Serdar Azize, Mert Müldür'e gün doğacak açıkçası. Ee, ve Fenerbahçe'nin 14 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar demiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Devre arası kesin belli değil. Onu bir belirteyim. Gaziantep deplasmanı ikinci devrenin ilk maçı. Samsun Spor'la evimizde. Başakşehir deplasmanı. Ankara Gücü evimizde. Antalya Spor deplasmanı. Alanya Spor maçı diyor. Bu tabi e, tabii ki de hani varsayımsal bir olay. Niye varsayımsal? Çünkü dediğim gibi ikinci devrenin ne zaman başlayacağı henüz kesin belli olmadı arkadaşlar. Onu açıkça söyleyeyim. Sonra demeyin bana niye böyle böyle diye. Şimdi kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Braga'dan al musrati için dev talep. Şimdi bunu ben konuştum. Transfer listemizde yer alıyor. Hatta ilk sıralarda yer alıyor al musrati. Braga'nın istediği ücret Fenerbahçe'ye geri adım attırdı diyor. Şimdi 6 numara için ben şunu söyleyeyim. 6 numara için 2 gündür 750 tane duyum gördüm. Az sonra birkaç tanesini söyleyeceğim. Aklınız, hayaliniz şaşacak. Feleğiniz şaşacak. Yani feleğiniz şaşacak. Kesinlikle diyeceksiniz ki o, o kadar da değildir. O kadar da. 25 milyon euro istediler diyor. Portekiz basından Ojogon'un haberine göre Fenerbahçe 8 milyon euroluk teklifi Braga kabul görmedi diyor. Arkadaşlar bilginiz olsun Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklif yaptığını Türkiye'de sadece söyleyen kişi bendim. E, o yüzden de 8 milyon euro lafının sürekli anılması benim hoşuma gidiyor. Çünkü bunu ısrarla söyledim arkadaşlar. Yani e, ondan dolayı mutluyum. Şimdi Braga 25 istediyor. Kesinlikle 25 istemedi. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bilginiz olsun. O zaman ne kadar istedi? 24.99. iyi o zaman o zaman değil. Oyuncu ayrılmak istemiyor. Şimdi ayrılırsam da Avrupa'nın önde gelen kulüplü. Bu da yalan. Bilginiz olsun. Kariyeri boyunca 204 maç. 27 yaşında önce 15 gol 11 asist. Arkadaşlar bakın. Braga için Braga'ya Fenerbahçe al Musrat için son teklifini yaptı. Kabul ederseniz buyurun kabul etmeseniz siz bilirsiniz dedim. Şimdi Portolu Grujic, Everton futbolcusu Andre Gomez anılan isimler. Fenerbahçe ile adı anılan isimler. Bunları da tek tek konuşacağız. Fenerbahçe'ye İngiltere'den iyi haber Dendonkır. Bakın sürekli bir haberler, sürekli şeyler. Şimdi Dendo, ben önce şunu söyleyeyim. Kim alınırsa alınsın Fenerbahçe düşmanı ama Fenerbahçe'li gözüken kişiler yönetimi topa tutacak. Allah Allah bunu mu aldınız diyecek. Beklete beklete bunun içinde beklettiniz. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu bunu yaşayacağız. Hani bunu yaşayınca demeyin ki bana ya hocam işte şöyle böyle atıyorum Gomez alınacağına kimse alınmasın diyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da diyecek işte Dendon Kır alınacağına hiç kimse almayın daha iyi diyecekler. Eğer Dendon Kır dahi alınmasa bu sefer diyecekleri laflar çok basit. İşte hani yönetim istifa edecekler. İşte o geleceğine şu gelsin bu gelsin. Bunların hepsini sıkça duyacaksınız. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Dendonker olayını şöyle anlatayım size. Fenerbahçe transfer çalışmaları sürdürüyor. Leander Dendonker için Aston Villa'ya teklif yaptı. İngiliz kulübü e, tarafından kabul göreceği müjdesi geldi. Arkadaşlar, Karaman'ın koyunu sonra çıkar. Oyunu unutmayın. Ben boşuna sürekli bu bunu söylemiyorum. Şimdi eldeki çok bir şey söyleyeceğim. Mesela hem Henrique Fenerbahçe'de kalsaydı bugün gönderir miydiniz? Bedava bir takım istese. 300 bin euroya. Hocam ne 300'ü bedava fes ediyoruz dese ben gene gönderirdim dersiniz. İşte bugün böyle teklif verenler de bu. Marco Grujic 9 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu. daha önce konuştuk. Bunun alakası yok. Ve oyuncu sakat zaten. Eğer transfer olacak olsa bile kontrollerden geçmez. O yüzden Allah atıyorsanız mantıklı atın. Kabul etmeye hazırlanıyor futbol bilmem neyin haberine göre Belçika'da Dendonk'ur olabilir Aston Villa'dan kiralık opsiyonlu her türlü teklife açıklarmış. Bak her türlü teklife açıklarmış cümlesi. Ben şunu söyleyeyim kimi veriyorsa versinler kabul etmiyorum. Her türlü teklife açık bak. Bu cümle böyle bir cümle. Ha takımının şöyle bir durumu olur işte yabancı sayısı dolmuş olur, kontenjanı bitmiş olur, para lazım olur. Atıyorum. Maaş skalasından dolayı UEFA'dan ceza yiyecek olurlar. Bu durumlar hariç. Bu artık denize düşen yılana sarılır. Ama oyuncu rahat. Hazırda bir sıkıntıları yok. Ne verirsen razıyım diyorlarsa oraya yanaşmayacaksın abi. Onu söyleyeyim. Kiralık, opsiyonlu, 5 milyon euro falan filan. Bak geçen sene 15'e aldılar. Allah rızası için. 26 maçta da forma giymiş. Bak geçen sene 15'e aldıkları futbolcu sana bugün 5'e veriyorlarsa İşin içinde çok büyük bir sıkıntı var. Ya oyuncuya atıyorum muz gösterirler. İşte Siyahi bir oyuncu olur muz gösterirler. Der ki bana ırkçılık yaptı. Onlar da der ki ulan 15 e aldık bari ne kadar kar edersek ederiz. 5'e de olsun gönderiyoruz kabul. Böyle bir durum yok. Ben bu arkadaşına girip bunu söyleyeyim sadece. Ha, futbolcu iyidir kötüdür bir şey diyemem. Aston Villa teklifi kabul etmeye hazırlanıyor demiş Wayne Wasey Football Insider. İngiliz kulübü kiralık, opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olarak masaya oturdu diyor. Dediğim gibi eğer böyle bir olay varsa geçeceksin. Hiç yanaşmayacaksın. Bak futbolcu feriştahı da olsa yanaşmayacaksın. Braga al musratı için ne veriyorsanız razıyım dese ayrı. Çünkü o ceza yediler. Ödemeleri lazım parayı. Ne verirseniz razıyım der. O ayrı. Ama bunların bir durumu yok. Sahtekarlık demişken aklıma geldi. Nottingham Forest'tan Danilo. Duydunuz mu bu ismi? Ben sosyal medyada duydum. Kendine duyumcu adı veren bir şarlatan. Bu şarlatanlıktır. Başka bir şey değil. Danilo'nun Fenerbahçe'ye transferine hayırlı olsun demiş. Hangi Danilo? Nottingham Forest forması giyiyor. 22 yaşında. Brezilyalı oyuncu. Merkez orta saha. Brezilya A takımına seçilmiş. Transfer market değeri 28 milyon euro. 28 milyon euro. Şimdi şunu da anlarım. Futbolcu bu takımın altyapısından çıkar. Derler ki hadi lan 5, 10, 15 ne bulduk satalım. 16 Ocak 2023'te Palmeiras'tan 20 milyon euro vererek almışlar. Bu sezon 4 maçta 287 dakika oynatmışlar. Ve bu arkadaşı Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Hadi yaz, yazan yazar. 3-5 tane tıklama için şerefini bile satan insanlar var. Görüyoruz. Şahit oluyoruz. Burada e, aşağılık yorum yazan insanlara şahit oluyoruz. Kime hizmet ettiklerini biliyoruz. Yani kimin ya diyor işte senin verdiğin hiçbir duyum tutmadı. Ben kimi hizmet ettiğini çok iyi biliyorum onları. Anlatabiliyor muyum? Basıp engeli geçiyorum. Hani sinek gibi düşünün. Cama açıp kovalıyorum. Ya da elime bir sinek ilacı alıp sıkıp öldürüyorum. Bunları sıkıp öldüreceksin. Bunların hoşuna giden şey sıkılmak. Birileri bunları sıkacak, şey yapacak, bunlara sıkacak. Bunlar bunu seviyorlar. Burada da aynı şekilde. Bu Danilo diyen arkadaşı takip ediyorsanız vah sizin beyninize, vah sizin vakitinize. İnananlar çıkmış buna ya. Nottingham Forst'tan Danilo Danilo'ya inananlar çıkmış buna ya. İnananlar. Hadi normal insanlar inanır. WhatsApp grubundaki arkadaşlar hocam doğru mu yazıyor? Ben bir şey söylemiyorum. Andre Gomez. Andre Gomez için açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye transfer olmayacak dedim. Sözümün de arkasındayım. Herhangi farklı bir duyumum yok. Bak devrimizden gidiyor ki 6 numara transferinde bizzat Ali Bey devrede. Taraftarlar transferin son anına kadar beklemeye devam etsin. Ali Bey her an çapkadan tavşan çıkarabilir. Şunu söyleyebilirim. Muazzam oyuncular oyunculara gidiyor. Muazzam denilmiş. Sosyal medyadaki algı ne? Bunlar alamaz. Bunlar işi son güne bıraktı. Neydi o? Yağız Savuncuoğlu'nun bir cümlesi var. Az sonra konuşacağım. Ha bu arada De Dendonkır için Fenerbahçe Aston Villa'ya 3.5 milyon euroluk 1 artı 1 yılı kiralama teklifi yapmış. Yani satın almayalım ama 3.5'a 1 artı 1 kiralayalım demiş. Ya şunu deyin. Fenerbahçe dedi ki deyin 3.5'a abon servisini verin dedi. Daha onurlu. onun sonra kulübü de kabul etti ama Fenerbahçe bunu taksitle ödeyelim dedi falan deyin de biz de inanalım. Yani yalan söylüyorsanız da yalanı da hani belli bir şeref şeyinde söyleyin inandırıcılığında ve o kural içerisinde. O, o şey yapabilir mi arkadaşlar? Şimdi Andre Gomez'in transferi konusunda Fenerbahçe Everton'a ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor. Haberi var. 1. Transferin 5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor demişler. 2. Andre Gomez için şunu söyleyeyim. Bir muhabirimiz Çıktı Andrea Gomez'i e dedi İsmail Kartal hoşuna gidiyor beğeniyor falan filan dedi. Ben aksini söyledim. İsmail Kartal istemiyor dedim. Bu arkadaştan dolayı Berk Scouting falan demiş ki geçen sezon Fransa Lig 1 Lille performansı. 26 maç 18 kez ilk 11. 3 kere haftanın takımına seçilme. 3 gol 2 asist. Rakip yarı sahada pas isabeti %85. Maç başı 20 kere deneme. %44 ikili mücadele kazanma. Bak %44 bitti. Şu istatistik almayın demek zaten. Yani şu istatistik Fenerbahçe'nin aradığı adam bu değil demek. Yalansa bana deyin kocam hocam yalan söylüyorsun deyin. Hocam bu mantıklı değil deyin. Şimdi topu ayağından çıkarma süre ortalaması 6.5 saniyeymiş. Ya Fred Şimanski'nin 4.5. Düşünün yani Fred ve Şimanski'nin buçuk İsmail Yüksek'in 12. İste, İsmail Yüksek'in istemiyoruz bu. Zaytsın 7. Bu istatistik zaten her şeyin özeti. Şimdi elemanın bir bir muhabirimiz, bir spor muhabiri çıktı dedi ki, İsmail Kartal onay verdi. Ya İsmail Kartal onay onay vermedi. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Şunu da söyleyeyim bak. Bizim kanalımız şimdi e, 45.600 abone civarında. 450.000 abone olsaydı Belki de bana birileri teklif edecekti. Para teklif edecekti. Baba hocam şu ismi Fenerbahçe özelinde yaz. Sana atıyorum. 450 bin TL. Hani atıyorum bu diyecekti. Şimdi çok farklı şeyleri de konuşabiliriz. Şimdi Andre Gomez'e onay ver diyenler sonradan kıvırdılar. Kıvırmışlar daha doğrusu. Andre Gomez menajer önerisidir. İsmail Hoca istemedi. İstese çoktan Fenerbahçe'ye gelirdi. Orta saha alınacak görüşmeler sürüyor ama İsmail Kartal vasat birisini alacağınıza hiç almayın mantığında. Hocam demek ki kimse gelmeyecek sen bizi oyalıyorsun. gelecek bana söylenen bu. Şimdi Fenerbahçe Andre Gomez'i bitirecekti ama şu an ibre tam tersine dönmüş. Görüşmeler tamamen durmuş. Birinin duyumu bu. İzin vermeyeceğim. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Fenerbahçe 6 numara için 20-30 milyon euro bandında birçok 6 numarayla görüştü demiş Yağız ee, Fener Büyük takımlarda transfer tahtası kapanmaz. Fenerbahçe, Portekiz, İngiltere'den oyuncu bakıyor demiş yine Yağız Sabıncıoğlu. Ferdi 6 ve 8'in kralını oynar ama Ferdi Fenerbahçe'nin sol kanadını kusursuzlaştıran bir isim demiş. Yani Ferdi 6'nın kralını oynar doğru ama Ferdi Altı'nın kralını oynar cümlesini ben kullanırsam Ali Koç'un yalakası olurum. Öyle söylerler. Derler ki Ali Koç'u aklamak için burada konuşuyorsun. Sus konuşma derler. Ki Ali Koç'u da aklayacak bir şeyim de yok açıkçası. Neyin aklayacağım? Ben açıklamamı yaptım. Altı numara için e, fikrimi beyan ettim. Görüşümü sundum. Gerisi benim çok umurumda değil yani. Şimdi McTominay. Ben hissi olarak WhatsApp grubundaki arkadaşlara söyledim. Hissi olarak benim içimden hissi geçen McTominay dedim. Dediler ki hocam öyle şey olmaz. Olur olmaz falan filan. Ben McTominay ismine sıcak bakıyorum dedim. Gülenler de oldu. Gülmeyenler de oldu. McTominay ismine ben sıcak bakıyorum. Onu söyleyeyim. Yani hissi olarak. Ya savuncu oldu ki Fenerbahçe McTominay için Manchester United'la görüştü. Bırakmayı düşünmüyoruz cevabını verdiler. Son anda fikir değiştir değiştirirler mi bilmiyorum demiş. Yani bırakmayı düşünmüyoruz değil. Fenerbahçe kiralık istedi. Onlar da satalım dedi. Fenerbahçe opsiyonlu kiralık istedi. Onlar da satalım dedi. McDomine için derlerse ya gelin kabul ettik derlerse hemen bugün olur. Bugün açıklanır. Anladınız mı? Şimdi Emre Mor için çok talip geldi. Fakat şu anda gitme meselesi yok demiş Yağız Sabuncuoğlu. E bunu da daha önce çok söyledim. Gitme ihtimali yok. Gitmeyecek dedim. Hadi Hodri Meydan gitmedi. İyi ki de gitmedi çünkü iyi bir alternatif. Atladığınız detay burası. İyi bir alternatif ve kendini kanıtlamak istiyor. Almus transferi yüksek bonservis talebine takıldı diyor. Ben oyuncuyu atladım mı acaba? Almus transfer market. Wolfgang Almus Kimden bahsediyorlar bilmiyorum. Yani Almus transferi. Kimden bahsettiklerini bilmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. yüksek bonservis bedeline takıldı. Herhalde başka bir isim söyleyeceklerdi. Klavyenin Aziz diye. Crespo. Ben üyelere verdiğim duyumu size de vereyim. Ya bak üyeleri çok önemsiyorsun. Bize duyum vermiyorsun. Arkadaşlar 300 beğeni yapın. Vereyim dedim. O yani dün gece canlı yayına giren çıkan kişi sayısı 1907'den fazlaydı. Açın bakın kaç kişi izlemiş. 1907'den fazlaydı. Ya kardeşim bir beğeniye basacaksınız. 300 kişi beğensin dedik. Ağzından 300 çıktı. Çok zor bir şey değil ki. Şunu da söyleyeyim. O canlı yayında 300'den fazla üye vardı. Ve üyelerin 300'den fazla diyorum özür dilerim. O canlı yayında 100'den fazla üye vardı. Üyelerin %90'ından fazlası beğeni atıyor. Abone arkadaşlar diyorum ki 300 beğeni yapın. Açıklayayım sabaha beklemeyin. Şimdiden hani ne duyum geliyorsa açıklayayım. Beğenmediler abi. Beğenmediler abi ne diyeyim. Ya Dominay parti derken Musrati falan istemiyorum. Musrati Torreira'ya geç sonra üstünlük kurar mı? Şüpheliyim diyor. Bak diyorum ya bak. Dün burada kim geliyorsa gelsin diyenler bugün bunu diyecekler ben eminim. Crespo. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin benim bildiğim kadarıyla Crespo diye bir oyuncusu yok. Görüşmeler yapıldı. Israrlı bir şekilde ben İki de bir de Pendik örneğini verdim. Galatasaraylı arkadaşlar çok rahatsız olmuşlar benim Pendik örneği vermemden. E kötü bir şey söylemedim ki. Şekerim 3 milyon euro'ya Miciço'yu alıyorlarsa 8'e de Crespo'yu alırlar dedim. Belli mi olur belki 8 milyon euroya gerçekten Crespo'yu satarız. İyi olmasın. Ha! Oradaki olayı da zaten biliyorsunuz. <laughs> Oyuncuya 1 milyon euro bonus şey yıllık zaten veriyorlar. 3 yıllık sözleşme kaldı. Mecbur zaten biz bunu vereceğiz diyor. Diyor ki ben vereceğimi sen ver. Oyuncuyu parlat sat. 3 milyon euronun üstünü bölüşelim. Bak aslında bu çok mantıklı bir hamle biliyor musun? Mesela Fenerbahçe bugün atıyorum Crespo'ya. Kaç sene sözleşmesi kaldı? 1 yıllık. Uzatsa 1 artı 2 diye uzatsa. Misal veya 3 yıllık uzatsa. Yıllık şu anda ne kadar veriyoruz? 600 bin euro veriyoruz. 1 milyon euroya yükseltti. Dese ki al sana futbolcu. 3'e transfer etmiş olsa. Pendik Spor. Fenerbahçe'de 3 milyon euro maaşını vermiş olsa dese ki 3 milyon euronun üstüne sattığının %50'si senin %50'si benim. Emin olun Pendik de kendine gelir. 8'e satılır. Fenerbahçe 3, 2,5 da buradan 5,5 kazanmış olur. İyi de hocam bons, yani yıllık ücret 1 milyon euro yıllık ücret verin 4,5 kazanmış olur. Kötü para değil. Ama kadroda şişkinlik var. Bu kadroda zaten tutamayacaksın. Ay bu yani. Anladınız mı? Burak kapacak. Arkadaşlar Burak kapacağında bakalım Burak kapacağı kim kapacak? Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü istiyor bir Adana Demirspor istiyor iki e, ve hızlı bir şekilde ilerliyorlar e, zaten bitmesi lazım bir iki güne yani, sağlık kontrolünden geçirmeye bile gerek yok diyecekler çünkü niye hem zaman yok hem de zaten sağlık kontrolünde sıkıntı olsa Fenerbahçe'de idmanlara çıkamazdı diyecekler bilginiz olsun Adana Demirspor Burak kapacak için çok e, daha ciddi ve Burak Kapaca bonservisiyle almak istiyorlar. Gaziantep kiralasa da olur diyor. Çok hızlı bir şekilde Burak Kapaca Adana Demirspor'a gidebilir. Onu da söyleyeyim. 1 milyon euro 1 milyon euro olur. Anladınız mı? Ya ya Sabuncuoğlu az önce söylediğim o saçma cümleye geldik. Transferi son güne bırakmak büyük eziyet. Ben yönetici olursam transferi son bir hafta kala bitiririm demiş. Hadi lan bitir derler adama. Hadi lan bitir derler. Ya oradan ahkam kesmek ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay. Bir arkadaş da bana öyle dedi. Ne var lan dedi. Çoluk çocuğa bakmakta dedi. Gel bir dersine sınıftaki çocuklara bak dedim. Kurduğu ilk cümle. Bir ders çocuklara bakmadan sonra. Allah dedi sizin aldığınız her kuruş helali hoş olsun. Bir daha dedi hayatım boyunca bir öğretmene laf edersem eşeğim dedi. O kadar. Ya dedi imkanı yok. Bunlar susturulmuyor dedi. Seni gördüğün anda susuyorlar dedi. İşte meslek sırrı. Ya öyle. Bekara hanım boşamak kolaydır. Ben yönetici olsam bir hafta kala bitiririm. Bitir. Şu şartlarda bitir. Ulan bir tane bir lira fazladan yapsan hapse gireceksin. Kendi paranı harcamıyorsun. Milyonlarca kişinin parasını harcıyorsun. Hak. Anladın mı? Öyle koltukta oturup yapma. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben de, benim de çok ukalalık yaptığım oldu. Ben olsam şunu alırım. Ben olsam bunu alırım. McTominay'ı alırım. Öbürünü getiririm. Şunu kovarım. Bunu gönderirim. Buradan konuşmak kolay. Git yap. Hadi git yap. Ya oradan yapmak çok zor. Bak Ali Koç'un ben bu transfer üzerinde 6 numarayı yaptı yapmadı. Fark etmez. Bak onu kenara alarak söylüyorum. Onun 10 üzerinden 10'luk gidiyor. Hocam 6'yı yapmasa yapacak. %100 eminim yapacak. Yapmazsa onun üzerinden 9 veririm. Yok hocam onun üzerinden 1 veririm. Sizinki de vicdansızlık. 9 tane fıstık gibi hamle yapmış. 10'uncuyu yapamamışsa onun 10 üzerinden 9 verilir. Yani bir kişiyi alamadı diye dokuzunu birden çöplemenin bir lüzumu yok. Ha. Altı numarayı. Almustrati konuşuluyor. Öbürü konuşuluyor. Beriki konuşuluyor. Mesela şu an kim? McTominay. Almustrati. için Gomez'i saymıyorum. Dendonkır yani nispeten iyi bir oyuncu. Ee, mesela Jorginho konuşuluyordu. Jorginho yok arkadaşlar. Kesinlikle olmayacak diye ben size söyledim. Hani kesinlikle olmayacak isim diye. Hocam son anda bir şey olur mu? Olmayacak. Parti iyileşme durumu var ama partide vermezler fakat parti kulübünde memnun değilmiş bir ihtimal ya. olursa bu bu ihtimal olmazsa bir şey diyemem zaten haberiniz olsun ee, onun dışında Diaz kimdi bu Diaz hatırladınız mı Fabrizio Diaz şimdi Fabrizio Diaz'ın bak. Sağ olsun Yasin Sabuncuoğlu beni doğrulamış. Fabrizio Diaz'ın eee bonservis ücreti 8 milyon euroymuş. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hatırladınız mı? Gerçi ben 8,5 diye lanse ettim bir kez daha. Yani yalana gerek yok. Ben 8,5 dedim. Fabrizio Diaz için ben 8,5 dedim. Diyor ki Yasin Sabuncuoğlu 8 milyon euro Fenerbahçe genç bir oyuncuya bu parayı vermek istemiyor diyor. Kapalı kutu. Anladınız mı? Kapalı kutu. Hocam sen canlı yayında Fenerbahçe'nin 13 tane yabancısı var dedin. Biz 300 beğeniye ulaşamadığımız için söylemedin. Merak ediyorum 16 yabancısı olan Fenerbahçe'nin nasıl 13 yabancısı var? Az önce Crespo'dan subliminal olarak bahsettim. Kaldı 15. Luan Perez ve Omar Fayet. Arkadaşlar Luan Perez bizde tutmadı. 3'e 5'e bakmanın derdine girersek de tutmayacak Luan Perez'de sözleşme fesi gelir mi? Ben şunu söyleyeyim. Luan Perez'de sözleşme fesi gelebilir. Buna rağmen Luan Perez sözleşme fesi yapmayıp on serviste giderse Ali Koç'u kalkın ayakta hep birlikte alkışlayalım. Ben size 4 tane gidecek ismi verdim. Perez, Fayet, Crespo, Burak kapacak. Bir tane de gelecek ismi verdim. 5. 5 transferde bugün yarın 48 saat içerisinde gerçekleşecek arkadaşlar. Ha tabii ki e, gaybı Allah'tan başkası bilemez. Ben hani duyumların neticesinde söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani, bir ukalalık da yapmıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin Kayseri Spor arasında Mame dosyası kapandı dedi Yağız Sabuncuoğlu. Aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. ay bekleniyor dedi. Hani Fenerbahçe e, onayı verdiği anda Kayseri tahtası açılacakmış. Transfer tahtası. Yani transfer tahtası açılınca kimse almasa Fenerbahçe futbolcularını Mesela Omar Fahit. Ben olsam Kayseri yerinde kiralarım. Bak yeni Kim Minji. Kayseri savunmasını uçurur. De ki yıllık ücretini siz verin biz oynatalım de. Burak Kapacak mesela. Oynama garantisiyle istiyorum de. Adana Demire vermene gerek yok. Ben oynatırım de. Al. Ama yıllık ücretini siz verin de. Bak Fenerbahçe bugün kabul eder. Crespo bugün kabul eder Fenerbahçe. Yeter ki oynatacağım de. Yeter ki oynatacağım de. Ryan Kent mesela. Kent'in gidip gitmemesi sorgulanıyor. Bugün Crespo giderse kimse sorgulamaz. Ama hocam altı maçla yazıldı, şöyle yapıldı. İsmail'le zaman geçmez. Orada Mert Hakan da var, o da altı oynar. O çok takılacağınız bir şey değil. Kanatta mesela e, Kent gitse yine kanat oynayacak isimler var ama Kent'e çok tepkiler olur. 5-6'ya teklif gelirse o zaman satsaydınız der. O olay başka ama e, açık, net, korkusuz bir şekilde söylüyorum. Ortalık biraz karıştı. Daha da karışacak. 48 saat içerisinde 48 saat dolmadan hatta ben bu videoyu 10.30 gibi paylaşacağım. 38 saat kaldı. 38 saat içerisinde 5 transfer olacak arkadaşlar. En az. izlediğiniz için değer verdiğiniz için kanalımızın bir ferdi olduğunuz için abonemiz olduğunuz için her şey için teşekkürler. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saat 18.30'da video çekmeyi e, çalışacağım. Belki canlı yayında yapabilirim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.